Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Polonya'da, gittiği iki adreste tutuklu gazetecilerle ilgili sorularla karşılaştı. Gül, bakın, tutuklu gazeteciler için ne dedi ve nasıl anlaşıldı, sonrasında neler oldu? Bazı tutuklular var ki bunlar dışarıda gazeteci olarak geçiyorlar ama bunlar illegal örgütlerin, şiddet kullanan, silah kullanan örgütlerin üyeleri ve kendileri de şiddetin içinde bulunan insanlar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bazı tutuklular dedi. İsim vermedi. Onların gazeteci değil, silah kullanan örgüt üyesi olduğunu ileri sürdü. Yazdıkları yazıdan dolayı değil, illegal örgüt içindeki başka faaliyetlerinden dolayı tutuklu olan insanlar. Türkiye'de 60 civarında tutuklu gazeteci var. Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Soner Yalçın, Ahmet Şık, Nedim Şener, cezaevindeki gazetecilerden sadece 5'i. Hrant için, adalet için. Hrant için, adalet için. Cumhurbaşkanı Polonya'da. Gazetecilerle ilgili değerlendirmeyi de konuk olduğu Avrupa Koleji'nde yaptı. Ertesi gün konuk olduğu üniversitede yine aynı soruyla karşılaştı. Bu kez biraz daha ayrıntıya girdi. PKK ve illegal bazı örgütler, onlarla ilgili bazı eski ve daha önceden beri gelen tutuklamalar veya mahkeme kararlarıyla içeride olanlar var. Onların hepsi gazeteci olarak sayılıyor ve yani Türkiye'yi doğrusu gerçekten yanlış bir şekilde tanıtılıyor. O ayrımı ben dün orada yaptım ama bu kadar detaya tabii girmedim. Onun için yanlış anlamaya hiç gerek yok.